2011 yılında İstanbul Avcılar'daki evinden şüpheli bir şekilde kayıplara karışan Güldane Biçer'in kardeşi Melek Kurt'la bir aradaydık. Kız kardeşim 2011 yılında 9. ayın 17'sinde kayboluyor. Bize 2 gün sonrası haber veriliyor. Osman Biçer haber veriyor, eniştemiz yani. Babam da dedi ki kızım biz gidelim bir öğrenelim bakalım neyin nesiymiş. Gidiyorlar ama kapıyı açmıyorlar. Ne ailesinden herhangi birisine, evde o kadar kalabalık olmasına rağmen hiç kimsenin bir bilgisi yok. Ablasının eşiyle sık sık kavga ettiğine dikkat çeken Melek Kurt, kaybolmadan bir gün önce yine tartıştıklarını hatırlatıyor. Kız kardeşim kaybolmadan bir gün öncesi kavga ediyorlar. Evdeki olan hasta Osman eniştemin erkek kardeşi var. Kız kardeşim bakıyordu. Bunalmış, artık demiş ben hasta bakmak istemiyorum. Ailesine gönderin, ailesi baksın. Dedikten sonra artık hani eniştem de dövdükten sonra demiş ben artık senden boşanmak istiyorum, dayanamıyorum seni, çekemiyorum demiş. Boşanmak istedikten sonra zaten kayboluyor ortadan. Ablasının kaybolduğu haberini veren eniştesinin bir başka erkeğin varlığından söz etmesini de hayli şüpheli buluyor Melek Kurt. Diyor, telefonda birisiyle görüştü, Murat isminde birisiyle. O kişiyi biz araştırdık, bulduk. O kişiyle sadece 5 dakika 10 saniye görüşme yapılmış. Adam da ben ablanızı hiçbir şekilde görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum dedi bize. Sadece bana telefon etti, telefon ettiğinde bana söyledikleri bu. Ben eşimden kurtulmak istiyorum, eşim sürekli olarak bana darp uyguluyor. Çocuklarımla beraber bana bir yer edinin. Ben de dedim ki dedi adam, ben sizi kabul edemem, tanımıyorum çünkü tanımadığım insanı nasıl kabul edebilirim? Dedi, kapattım dedi. Genç kadına göre yıllardır yaşadığına dair en ufak bir belirtiye rastlamadığı ablasının ortadan yok olmasından eniştesi sorumlu. Ben başına bir iş geldiğinden düşünüyorum. Yoksa o annemsiz hayattaki olmazdı. Çocuklar ki asla bırakıp da bir yere gitmezdi. Ben Osman Biçer yani eniştemiz olan kişiden şüpheleniyorum. Şüphelenmemin sebebi de zaten hani bu zamana kadar hiçbir hastanede ya da ne bileyim muayene olmasında hiçbir kimlik hareketi yok. Müge Hanım. Ablamı biz bulmak istiyoruz. En azından Allah rızası için gören, bilen, duyan varsa, başına bir iş geldiyse, bir iş getirildiyse Müge Anlı programını arayıp en azından destek olmak amacında bize yardımcı olsunlar. Hayatım öncelikle sana şunu söyleyeyim. Senin kız kardeşin kaybolduktan sonra polis onu hiç bulmamış. Nasıl yani? Bulmamış. Hiç öyle bir şey yok. Siz gittiniz karakoldan böyle bir bilgi mi aldınız? Evet, karakolda kardeşim gitti. Hatta bundan 2 hafta öncesi de gene gitti. Kız kardeşiniz dedi, kağıdı imzalamış, görüşmek istemediğine dair diye. Öyle o bildirim aldı. Her sene de gidiliyor ve soruluyor. Her sene de aynı olaylar söyleniyor. Nereye soruyorsunuz? Hangi karakolda? Avcılar Firisköy karakolu, polis karakolu. Sistemde öyle bir şey gözükmüyormuş. Bakalım tekrar. Şimdi bu Güldane kaybolmadan önce 14 yıllık evli. Yani evet. Bu 10 yılla 10 yılda mı 14 yıl yoksa kaybolmadan önce 14 yıllık evli miydi? 14 yıllık zaten evliydi. 2011, evliydi. Evet. 1997 yılında evlendi. Anladım. 32 yaşında kaybolduğunda. Evet, 32 yaşında evet. 3 tane de çocukları var. Evet. Ne iş yapıyordu eşi? Eşi muslukta çalıştığını biliyorum. O zaman öyle söylemişler. Tam olarak bilmiyorum ne yani. Ne demek musluk? Bu bakır musluk diyorlar. Bakır musluk da musluk yapımında. İmalathanede yani. Mi? İmalathanede bilmiyorum. Bir fabrikada çalıştığını biliyorum. Başka da bilgim yok yani. Anladım. Kız kardeşin çalışmıyordu. Yok, kız kardeşim ev hanımı. Onun pek hani okuma yazması olmadığı için onu normalde pazara göndermez. Pazar çarşı nedir bilmez. Alışveriş yapacak hani o durumları yoktur. Eniştem göndermez zaten. Çok kıskanç bir adamdı. Dışarıda komşular çay içermiş mesela, çağırırlarmış. Güldane hadi gel beraber çay içelim. Yok, Osman gelirse bana kızar, ben bu şekilde dışarı çıkamam, Osman izin vermedi diyerek. Ha, senin kardeşin dışarı da çıkamıyordu yani. Yok, dışarı çıkan bir insan değil. Sadece çocukların okula gidiyor. Şimdi şöyle bir şey var, okuma yazması yoktur, çarşıda, pazarda alışveriş yapamıyordur. Evet. Eşi de der ki sen yapma, ben yapayım, onu anlarım. Yok, hayır, öyle değil. Eniştem kıskanç olduğu için dışarı göndermek istemezmiş. Ondan ama dolayı. Ama kıskançlık değil ki, kıskançlık bilmiyorum. Bu değil yani. Ya bilmiyorum, hani evden dışarı göndermeyen bir insan olduğu için hani bir şey yapamıyorsunuz o anda. Bizim de bu durumdan zaten haberimiz yoktu götürüp götürmediğinden. Kim söyledi sonra size ben böyle sonra dışarı işte, falan çıkarttı diye? Bu olaylar kız kardeşim kaybolduktan bir gün sonrası biz zaten oturduğu mahalleye gittik. Mahallede araştırma yaptık. Arkadaşlarına sorduk, arka tarafta komşularına sorduk. Yani siz kız kardeşiniz kaybolana kadar anne baba biliyor şiddeti ama siz bilmiyordunuz şiddete uğradığını. Yok, biz nasıl bildik? Ben en son annemlerin oraya gezmeye gittiğimde söyledim. Anne dedim, neden bu şekilde geldi? Kızım nasıldı dedi, yüzü gözü? Yani böyle dışarıdan bakıldığında anlaşılıyor muydu? Dışarıdan bakıldığında çok rahatlıkla anlaşıyordu. Gözünün buradan burası mosmordu. Bu sırtının kol kısmında morarlık vardı. Anne dedim, niye dedim sahip çıkmıyorsunuz? Madem bakamıyorsanız ben götüreyim bakayım dedim. Kızım dedi, söz veriyor, her seferinde aynı olayı yapıyor. O zaman dedim, anne vermeyeceksiniz.
Götürmüş. Üç kere böyle şiddetten kaçıp anne babasının yanına sığınıyor. Evet, sığınmış. Baba da tekrar evine geri gönderiyor. Babam da demiş hani kızım aile arasında olur ama hani bir daha yapmasın. Osman'a da söylemiş. Bak oğlum niye senin dövüyorsun? Senin baban da döver miydi anneni? Annem evet döverdi. Ondan kaynaklanıyor işte. Çünkü hani babam 82 yaşında. Adam kendisi dövünce kızının da dövülmesini aile yani arasında sonuçta olur diye yorumluyor. Evet yani. O şekilde şey yorumladınız zaten. Bunu anlamakta da güçlük çekiyorum biliyor musun? Yani insanın evladı yani adam ona böyle bir eziyet ediyorsa yani nasıl evladına kapını açmazsın? Yani evlendi diye ömür billah o kişiyle yani bu şekilde evliliğini sürdürecek diye bir durum yok ki. Ha arada ufak tefek başka türlü tartışmalar çıkar. Tabii ki orada anneler ona babalar devreye girer anlarım ama artık yani yüzünü morartmış bir adama tekrar o kızı göndermek. Yani bu kayıpta anne babanın da hatası var yani. Evet var yok değil. Annem göndermesin zaten razı değildi. Babamdan kaynaklanan. Annen de babana karşı çıkamıyordu. Yani o şekilde. Gerçekten bu şiddet olayını nasıl bu ülkeden temizleyeceğiz ben anlamadım. Yani bir de hani insan en sevdiğine nasıl kıyarda vurur onu da hiç anlayamıyorum. Hani sokakta biriyle kavga etmekle evdeki kişiyle kavga etmek arasında da bir fark olmalı. Diyalog kendi aralarında insanlar zaten hani kavga nedir ya da ne bileyim hani bu olaylar nereye gider nasıl düşünceleri yok ki. Düşüncesi insan olduğu için yapacağımız başka bir şey kalmıyor geriye. Sonra siz kız kardeşinizin kaybolduğunu damat size haber veriyor enişteniz. Evet. Evet. Sonra siz gittiniz o eve hani oturdunuz böyle ne yaptı ne etti falan diye böyle bir konuştunuz mu sohbet ettiniz biz mi? Biz gittik zaten aramaya gittiğimizde polisler geldi direkt biz varmadan önce kapının önünde vardık polisler ne oldu dedik. Dedi siz buraya dedi Osman Biçer'i dövmeye gelmişsiniz. Ya biz Osman Biçer'i dövmeye gelmedik. Olaylar nasıl olduğunu anlatması için biz onun yanına geldik dedim. Ya Osman Biçer polis çağırmış. Evet polis çağırmış kendisi. Ben dedim aradım enişte biz geliyoruz dedim babamlarla beraber dedim. En azından ne oldu ne bitti bize anlat. Biz de öğrenelim hani neyin, hangi durumda nasıl oldu ya da herhangi kimlik. Siz başka bir şehirde miydiniz? Hayır başka bir şehirde değildik. İstanbul'dasınız. Evet biz ben Beylikdüzü'nde annemleri Yeşilkent Mahallesi'nde. Yeşilkent dediğinizde yine Avcılar değil mi? Evet Avcılar Yeşilkent. Tamam şimdi Osman Bey bizi izliyordur telefonunuzu açmadığınızdan belli. Oysa sizin eşinizi arıyorum. Çocuklarınızın annesini. Evlendi mi sahi ondan sonra? Ondan sonra ikinci evlilik yaptı. İlk evli herhalde 4,5-5 ay sürdü araştırmalarıma rağmen ben öyle araştırdım. Ha, eşi kaybolduktan sonra iki kere mi evlendi? Evet iki kere. Sonuncu eşi de erkek kardeşinin karısını aldı. Erkek kardeşi kendini astıktan sonrası. Erkek kardeşi ölmüş müydü? Asmış kendini. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.